Enkaz altındaki Azize Çelik'le yaptığı telefon konuşması hafızalara kazındı. Umke gönüllüsü Emine Kuştepe'yi örnek alanlar onun gibi olmak istiyor. Peki AFAD gönüllüsü nasıl olunur? Yanıt. Burnundan nefes alıyorsun, ağzından veriyorsun. Korkacak hiçbir şey yok. Hepimiz yukarıdayız. Türkiye'nin kahramanı onun gibi olmak isteyenlere de ilham verdi. AFAD'da gönüllü fırtınası esti. Azize bak sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu an annesi sensin. Ve bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Bütün güç sende. Tamam mı canım? Enkaz altındaki Azize Çelik'le yaptığı telefon konuşmasıyla hafızalara kazınan Emine Kuştepe'yi izleyenler AFAD'da gönüllü olmak istiyor. O konuşma sonrası Türkiye'nin dört bir yanından AFAD'a telefon yağdı. Herkes nasıl gönüllü olurum sorusunu aradı. Öncelikle yapılması gereken E-Devlet üzerinden başvuru. Mesleki beceriler, kişisel yetenekler göz önüne alınarak küçük ekipler oluşturuluyor. Afet sırasında en yakındaki ekibe acil koduyla çağrı gidiyor. Sivrice'nin diğer köylerinde bana söylersen ona göre helikopteri havalandıracağım. AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin eğitimi önce internet üzerinden başlıyor ve daha sonra saha çalışmasına geçiliyor. Çeşitli afet senaryolarına göre dersler veriliyor. Azize Çelik'i ablamı kurtaracağız. Elini oynatsın. Elini bu çıkart ablacığım. Tamam abla gördüm şimdi yardım edeceğim sana. Gönüllülük projesinde AFAD'a para ödenmediği gibi gönüllüler afet anında çağrılan yere gitmek zorunda da değil. Yani yasal bir bağlayıcılığı yok. Bak biz hepimiz yukarıdayız. Siz ikiniz de birbirinizle konuşmaya devam edin. AFAD'ın gönüllü sayısı İstanbul depremi sonrası 40 binlerden 53 bine çıkmıştı. Elazığ depremiyle sayı 60 binlere ulaştı. Yıl sonu hedef 200 bin gönüllüye ulaşmak.